Bu filmde size bir Mercedes-Benz M-Class W164 model aracın ön aksındaki BILSTEIN B4 havalı süspansiyon modülünün nasıl değiştirileceğini göstereceğiz. Filmde gösterilen talimatlara uyun. Süspansiyon modüllerini daima çift olarak yenileyin. Araç üreticisinin civataların ve kendinden kilitli somunların yenilenmesiyle ilgili teknik özellik talimatlarının yanı sıra gerekli sıkma torklarını da dikkate alın. Havalı süspansiyon modüllerinin değiştirilmesi sırasında araç üreticisinin alet ve donanımlarının kullanılması zorunludur. Havalı süspansiyon modülleri sol ve sağ parçalardan oluşur. Montajdan önce parçaların nereye ait olduğunu kontrol edin. Havalı süspansiyon modülünü ambalajından çıkarın ve montajdan önce kontrol edin. Lütfen tedarik kapsamında bulunan montaj talimatlarını dikkate alın ve son kullanma tarihini kontrol edin. BILSTEIN havalı süspansiyon modülünün uzunluğunu ölçün ve bu uzunluğu montaj talimatında belirtilen minimum uzunluk ile karşılaştırın. Havalı süspansiyon modülü sökülmeden önce aracın tekerlek poyrası merkezinden ön çamurluk alt dışına kadar olan yüksekliği ölçülür ve kaydedilir. Dikkat! Bu sadece havalı süspansiyon modülü hasarlı değilken mümkündür. Üretici tarafından belirtilen destek noktalarını kullanarak aracı kaldırın. Tüm süspansiyon birleşenlerini hasar açısından etraflıca kontrol edin. Arıza teşhis cihazını bağlayın ve bağlantıyı yapın. Arıza teşhis cihazı vasıtasıyla havalı süspansiyon modülünün havasını tamamen boşaltın. Kontağı kapatın. Havalı süspansiyon modülü üzerinde çalışırken kontak anahtarını her zaman çıkarın. Tekerlekleri sökün. Tekerlek yuvası kaplamasının ön kısmi parçasını sökün. Havalı süspansiyon modülünün elektronik kablolarının konnektörlerini ayırın ve braketten çıkarın. Kabloları ve konnektörleri olası hasar açısından kontrol edin. Fren hortumunu ve ayrıca ADS hattını ilgili braketlerden sökün ve fren hortumunun braketini havalı süspansiyondan sökün. Havalı süspansiyondaki bağlantı çubuğunun bağlantısını sökün. Havalı süspansiyon modülünün alt tespit civatasını sökün. Direksiyon dingilini üst çapraz kontrol kolundan sökün. Tekerlek taşıyıcısının dönme aralığını genişletmek için şanzıman tarafındaki tahrik milini gevşetin. Tekerlek taşıyıcısını aşağıya döndürün. Bu esnada fren hortumunun ve elektronik hatların hasar görmemesine dikkat edin. Basınçlı hava sistemi üzerinde çalışırken mutlaka gerekli koruyucu donanım giyin. Havalı süspansiyon modülü üzerindeki basınç hattı bağlantısını temizleyin. Basınç hattını çıkan havanın sesini duyana kadar dikkatle gevşetin ve kalıntı basınç tamamen düşene kadar bekleyin. Ardından basınç hattını tamamen sökün ve kapatın. Basınç hattını bükmemeye, kıvırmamaya veya ezmemeye dikkat edin. Havalı süspansiyon modülünü düşmemesi için uygun bir şekilde sabitleyin ve ancak bundan sonra üst bağlantı elemanını gevşetin. Havalı süspansiyon modülü artık sökülebilir. Yeni havalı süspansiyon modülünün montajı sökme işlemine benzer. Ancak ters sırayla yapılır. Dikkat! Yataklarda bulunan süspansiyonla ilgili tüm mafsallı civata bağlantılarını sadece sürüşe hazır vaziyetteyken sıkın. K0 pozisyonu. Güvenlik etiketini montajdan hemen önce sökün. Yeni havalı süspansiyon modülünü yerleştirin ve üst bağlantı civatalarını monte edin. Bu esnada üreticinin teknik özellik talimatlarını dikkate alın. Havalı süspansiyon modülünün basınç hattı bağlantısındaki kilitleme civatasını gevşetin ve dikkatle sökün. Merkezi olarak yerleştirilmiş kesme halkası braketini sökün.
Aracın basınç hattındaki civatasını ve kesme halkasını yenileyin. Kesme halkasının doğru hizada olmasına dikkat edin. Basınç hattını havalı süspansiyon modülüne monte edin. Montaj sırasında araç üreticisinin belirttiği tork değerini dikkate alın. Basınç hattını bükmemeye, kıvırmamaya veya ezmemeye dikkat edin. Tahrik milini monte edin. Ardından tekerlek taşıyıcısını yukarı döndürün ve direksiyon dingilini üst çapraz kontrol koluna monte edin. Havalı süspansiyon modülünün alt tespit civatasını monte edin. Bağlantı çubuğunu monte edin. Fren hortumunun braketini havalı süspansiyona monte edin. Bunun için yeni bir kablo bağı kullanın. Elektronik kabloların konnektörlerini bağlayın ve kabloları, ADS hattını ve fren hortumunu ilgili braketlerine sabitleyin. Tekerlek yuvası kaplamasını monte edin. Arıza teşhis cihazını bağlayın ve bağlantıyı yapın. Havalı süspansiyon modülünü arıza teşhis cihazını kullanarak üreticinin teknik özellik talimatlarına göre doldurun. Basınç hattı bağlantısını kaçak açısından kontrol edin. Tüm sistemin sızdırmazlığı mutlaka sağlanmış olmalıdır. Taşıma emniyetini havalı süspansiyon modülünden sökün. Tekerlekleri amacına uygun şekilde takın. Dikkat! Havalı süspansiyonun basıncı boşaltılmış durumdayken asla aracı kaldırma platformundan tamamıyla aşağıya indirmeyin. Aracın tekerlekleri zeminin ilk temas noktasına dokunacağı kadar indirin ve ardından motoru çalıştırın. Motoru en az 2 dakika çalışır durumda bırakın ve ardından aracı motor çalışırken önceden ölçülen seviyeye veya serinin standart yüksekliğine indirin. Aracın kaldırma modunu etkinleştirin. Araç, kaldırma platformundan bağımsız olarak kalkana kadar bekleyin. Ancak o zaman kaldırma platformu tamamıyla indirilebilir. Yatakların önceden gevşetilen civata bağlantılarını sürüşe hazır vaziyetteyken sıkın. K0 pozisyonu. Bu esnada üreticinin teknik özellik talimatlarına ve tork değerlerine uyun. Süspansiyon parçaları üzerinde yapılan çalışmalardan sonra aksları daima ölçün.